Hem de hemen. Burada kalmam için hiçbir sebep yok. Zenan. Bu nasıl bir şey ya? İnanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Buradan nasıl ineceğim ben? Sıkışıp kaldım. Bak Zenan, biz sadece... Yeter artık, sakin ol. Lütfen Zenan. Bana yardım eder misiniz? Allah'ım, bu kabus bitsin artık. Zenan, duymuyor musun? Lütfen artık kendine gelir misin? Bir sorun mu var kızım? Hayır, sorun yok. Teşekkür ederiz. Var. Benim bir sorunum var. Benim hemen karaya çıkmam lazım. Yardım eder misiniz lütfen? Tabii tabii. Zenan. Şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Seni bu şekilde hiçbir yere gönderemeyiz. Levent. Bırak, ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Gitmek istiyorsa gitsin. Ama... Bırak Ela. Herkes istediğini yapmakta özgür. Gel. Otur. Sen ciddisin yani. Gerçekten seninle buluşacaksın, hı hı, öyle mi? Vay, kulübe hoş geldin. Sonunda platonik bir aşkla ömrün geçmeyeceğini anladın. Sözüme geldin yani. Yaşa be sarı kuş. Sen de iş var. Vay be. Yine planlar yapılıyor galiba. Bu gece de meşgulsünüz anlaşılan. Ama... Ne düşündüğümü bilmek ister misin? Hiç ilgilenmiyorum. Hem de hiç. Amerika'daki John Hopkins Hastanesi'nden birkaç yetkili gelecek. Yıllık kurul toplantısı var. Hem de seninle görüşmek istiyorlar. Neden? Daha önce John Hopkins'te yapmış olduğun multiple kalp kapak rekonstrüksiyon ameliyatından beri seni takip ediyorlarmış. Kalp ve damar cerrahisi alanındaki başarıların dikkatlerini çekmiş. Elbette senin gibi bir cerrah onlar için büyük bir kazanım olacak. Seni Amerika'daki hastanede görevlendirmek istiyorlar. Levent. Levent. Levent! Alo Levent. Ben geldim ama seni göremiyorum. Neredesin? Merhaba Ela. Ben Bilge. Levent şu anda meşgul. Söylemek istediğim bir şey varsa ileteyim. Ben daha sonra ararım.
Ay. Sana kimse bugüne kadar böyle bir şey yaptı mı? Nasıl yani? Yani kendini dünyanın en güzel kadını gibi hissettirecek bir sürpriz. Hayır. Sana? Aslında evet. Burak'ın buz pistine başından gül yağdırması gerçekten çok romantikti. Film gibiydi. Vallahi romantik mi bilmem ama soğuk olduğu kesin. Öf. İyi geceler. Sana kaptopril getirdim. Bir de diüretik yaptırdık mı tansiyonun düşer. Birazdan iyice kendine gelirsin. Levent, iyiyim ben. Peki. O zaman ben artık gideyim. Levent, biraz daha kalamaz mısın? Bilge, gitmem gerekiyor. Hem hemşirelere hem de nöbetçi doktora gerekli talimatları verdim. Bir sorun olursa da bana ulaşabilirler. Kendine dikkat et. İyi geceler. Neven teknede yoktu. Aradım ve telefonu Bilge açtı. Ne demek Bilge açtı? Nasıl yani? Bilmiyorum işte, Bilge açtı telefonu. Levent meşgul dedi. Ne yapıyormuş Bilge'nin yanında? Belki de hastanede acil bir işi çıkmıştır. Bilge de hastanededir. Ne bileyim, illaki bir açıklaması vardır. Ne kadar iyimsersin. Sürprizlerden bahsediyordun ya. Bize ancak böyle sürprizler bulur. Levent arıyor. Açsana. Ne olmuş öğreniriz. Açmak istemiyorum. Şu anda konuşacak halde değilim. Ver bana. Hadi Ela. Neden açmıyorsun ya? Buyurun. Ha evet Levent Bey. Ela'yı uyandırmamak için ben açtım. Gelir gelmez yattı. Peki, iletirim. Size de iyi geceler. İşte bu kadar. Ne dedi peki, neredeymiş? Bana nerede olduğunu raporunu vermedi tabii. Ama sanki dışarıdan bir yerden arıyordu. Ela yapma ya. Daha fazla üzme kendini. Düşündüğün gibi değildir. Belki de... Yalnızca bu geceyle ilgisi yok kadar. Ben artık bu kadının sürekli hayatımızda olmasından çok sıkıldım o kadar. Ben gidip yatacağım. İyi geceler. Ben de yatayım artık. Çok uykum geldi. İyi geceler. Evet. Bakalım siz neler karıştırıyorsunuz Burak Bey. Alo Burak. Ne haber prenses? Sen neredesin? Sesin dışarıdan geliyor gibi. Dışarıdayım zaten. Neredesin peki? Ne yapıyorsun dışarıda? Yiyecek bir şeyler almak için dışarı çıkmıştım. Aldım eve dönüyorum. Şu anda eve yaklaşık 30 adım uzaklıktayım. Başka bir sorunuz varsa çekinmeyin, sorun prenses. Ha ha ha.
Neyse tamam. Ben rahatsız etmeyeyim seni. Sana afiyet olsun o zaman. Vay vay vay. Genç kızların sevgilisi genç cerrah adayımı sonunda teşrif ettiler. Gecen nasıl geçti bakalım, aşk adamı? Kusursuz. Güzel, iyi bir kız, mükemmel bir ortam ve hoş bir müzik. Daha ne olsun? Hmm. Senden hızlı bir çapkın yaratacağız bu gidişleri. Aman abicim, ben almayayım. Günaydın prenses. Sana benziyorlardı. Dayanamayıp onları sana getirdim. Vay. Burak Bey de az romantik değilmiş. Önce buz pistinde güller, şimdi de papatyalar. Bu aralar bir şeyler karıştırıyor ama göreceğiz bakalım. Günaydın Suat. Nasılsın? Aslında iyi olmam lazım. Ama pek sayılmam. Hayırdır, ne oldu? Mesele şu. John Hopkins Amerika'dan yetkililer gelecekmiş ve benimle görüşmek istemişler. Evet. Beni Amerika'daki hastanede görevlendirmek istiyorlar. Suat, bu müthiş bir teklif. Kariyerin için bundan daha büyük bir fırsat olamaz. Evet. Haklısın. İşin tuhaf tarafı da bu zaten. Hayatım boyunca böyle bir teklif almak için çalıştım ben. Şimdi o teklifi aldım. Ama... Zena yüzünden kararsızsın değil mi? Evet. Zena'nı tanımadan önce... bir an bile düşünmez giderdim. Seni anlıyorum. Bu çok büyük bir karar Suat. Bir tarafta bütün kariyerini değiştirecek bir teklif. Diğer tarafta da sevdiğin kadın. Sevdiğim kadın. Ama hepsi bu. Sevgilim değil, karım değil. Onun ne hissettiğini bile bilmiyorum. Öyle uzak ki bana. Bu kadar büyük bir teklif göz ardı edilecek gibi değil. İnsanın aşkı bulması da kolay değil. Keşke dememek için gerçekten iyi düşünmelisin Suat. Evet, Ela ve Zenan. Siz 4127'de yatan hasta için Suat Bey'e yardım edeceksiniz. Kader ve Burak, siz Levent Bey'in yanına epilepsi vakası ile ilgileneceksiniz. Hasan, sen de Bilge Hanım'la ilgileneceksin. Sonra da bana yardım edeceksin. Tabii hocam. Hülya, şunları imzala. Peki efendim. Günaydın hocam. Günaydın Fikret. Bugün sizin için yoğun bir gün olacak galiba hocam. Amerika'daki John Hopkins Hastanesi'nden toplantı için geleceklermiş. Evet Fikret. Toplantılar bütün gün sürer herhalde. Kolay gelsin hocam. Sizin işiniz bizden daha zor. Hem doktorluk hem idarecilik. Olsun. Böyle gelişmeler olunca yorulduğumu anlamıyorum bile. Ne oldu hocam, benim haberim yok. Suat söylemedi mi? Hayır. Suat'ı Amerika'daki hastanelerine transfer etmek istiyorlar. Açıkçası bu da beni çok gururlandırdı. Bu çok güzel bir haber hocam. Çok sevindim. Prenses çiçekleri beğenmedi galiba. Yok, çok beğendim. Kimseyi incitmeyecek kadar ince ve masumlar. Tıpkı senin gibi. Evet. Hırpalandıklarında vakti gelmeden soluyorlar. Tıpkı benim gibi değil mi? Siz erkekler hep böylesiniz işte.
Sürekli affedilmez hatalar yapıp sonra da elinde bir demet çiçekle gelip bütün her şeyi unuturacağınızı zannediyorsunuz. Şimdi Levent Bey Ela'ya onlarca demet çiçek kalsa ne değişir? Niye? Levent Bey bir şey mi yapmış? Yok. Hiçbir şey yapmamış. Sadece sevgilisine randevu veriyor. Sözleştikleri yere gelen sevgilisi onu bulamayınca arıyor. Ve Levent Bey'in telefonunu eski karısı açıyor. Ne kadar sıradan değil mi? Bütün erkekler gibi. Diyorum ki masaları örten satenleri de canlı çiçeklerle tutursunlar. Ne dersin? Bilmem. Olabilir. Sen nasıl istersen. Biz nasıl istersek hayatım. O gün ortak hayatımızın ilk günü olacak. Hı hı. Merhabalar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. 37 yaşında erkek. Dün gece göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Akut miyokard enfarktüsü ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavisi için kliniğimize interne edildi. Özgeçmişinde bilinen bir kalp hastalığı yok. Biz tanıştığımızdan beri bir kere bile hasta olduğunu görmedim. Çok sağlıklıdır. Ailesinde soy geçmişinde ve özgeçmişinde kalp hastalığı yok. Sigara, alkol, hipertansiyon, hiperkolesterolemi gibi kardiyak bir risk faktörü de taşımıyor. Bak, dediğim gibi işte. Şimdi kalbinin bize oyun oynadığını ve ciddi bir şey olmadığını söyleyecekler. Öyle değil mi? Çok telaşlandık da doktor bey. Sanem, nişanlım. Evet, hem de tam düğün öncesi. Sizi anlıyorum. Ama maalesef ekosunda kalp üzerinde bir lezyon saptadık. Koroner anjiyoyla tanıyı kesinleştireceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Heh, sonunda birileri gelebildi. Günaydın. Ne günaydını? Üç gecedir uyumama izin vermiyorsunuz. Bugünün şapkayla dolaşmaktan sıkıldım ve hala nöbet geçirmedim. Ama mutlu olacaksınız, sizlere de günaydın. Sizi anlıyorum ama epilepsi krizlerinin tetikleyici nedenini anlayabilmemiz için sizi bir süre daha burada misafir etmek zorundayız. Evet arkadaşlar, Zoyla Hanım'ın beyin haritası çıkarılacak. Beyin haritası ne demek Kader Hanım? Beyin haritası kuantitatif EEG dediğimiz bir tanı yöntemi. Yani nöbetlere neden olan bölgenin bulunup çevresindeki dokuya en az zarar verilerek çıkartılmasını sağlayan kılavuz. Çok güzel. Ama ben burada yattıkça para kaybediyorum. Kötü bir evliliği olup da boşanmak isteyeniniz ya da bir tanıdığınız var mı? Hı? Evet. Bugün nasılsın Bilge? Gayet iyiyim ve bir an önce işimin başına dönmek istiyorum. Üzgünüm. Ama Levent Bey'in istediği tahlillerin yapılabilmesi için bir süre daha burada olacaksın. Tahliller için yatmak zorunda değilim. Hepsini gün içinde yapabiliriz. Birbirimizin uzmanlık alanlarına karışmamamız gerektiğini sen söylemiştin Bilge. Bu da benim uzmanlık alanım. Bu yüzden bir süre daha benimlesin. Krizleri tetikleyen nedeni nasıl bulacaksınız? Ben değil, siz bulacaksınız. Ona kriz geçirteceksiniz. Kriz mi geçirteceğiz? Yani iyi de normal yöntemler işe yaramadıysa biz ne yapabiliriz ki? Söylediğim yeterince açık arkadaşlar. Araştırma yapın, yaratıcılığınızı kullanın. Parlak ışık, yüksek ses, efor, uykusuzluk. Onu zorlayın. Yani ne yaparsanız yapın ama nöbet geçirsin. Nöbet geçirmezse niye ameliyat edeceğimi bilemem. Ameliyat edemezsem de onu hastaneden çıkaramam. Ne yapacağız? Doktor bey, ne lezyonu? Yani ne anlama geliyor? Kalbin çevresinde konuşlanmış bir tür tümör olduğundan şüpheleniyoruz. Ancak emin olabilmek için bugün anjiyo yapılacak.
Ama onun hiçbir şeyi yok. Kalbinin etrafında tümör olan bir adam nasıl böyle rahatça oturabilir? Bakın hanımefendi, henüz net bir teşhis yok. Sakin olun. Anjiyodan sonra tekrar konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Doktor hanım. Lütfen benimle açık konuşun. Ya ciddi bir sorunsa? Ya hayati bir riski varsa? Düğünümüz ne olacak? Umutsuzluğa kapılmayın. Henüz ortada net bir şey yok. Umut edecek kadar genç değilim doktor hanım. Artık evlenmek, bir hayat kurmak, çocuk sahibi olmak istiyorum. Bunun için çok bekledim. Bunu hak ettim. Hasan. Hasan. Heh. Ne o dalgınsın? Selin'i mi düşünüyorsun yoksa? Yok. Oh, senin keyfin yerinde tabii. Bütün hastanede soğuk rüzgarlar esiyor oğlum. Niye ki? Ne oldu? Niye olacak? Kaderle ben bozuğuz hala. Zenan'la Suat Bey de öyle. En son Ela ile Levent Bey de bozuşmuşlar. Ne olmuş ki? Tam bilmiyorum ki. Anladığım kadarıyla Ela Levent Bey'i aramış. Hı-hı. Telefonu Bilge Hanım açmış falan filan. Aslında o kadın aralarında olduğu sürece... o ilişkinin düzgün yürümesi imkansız bence. Nasıl olmuş ya? Ne zaman olmuş? Sana ne oluyor oğlum? Sen Selin'le mutlu değil misin? Hı-hı. Sen kendi işine bak. Hı-hı. Tamam. Eyvallah. Allah Allah. Bir kahve alabilir miyim? Ah Suat Bey. Büyük haberi duydum. Tebrik ederim. Gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim Fikret. Ne oluyor? Bilmiyorum ama öğreniriz. Teşekkür ederim. Kriz geçirmesini tetikleyecek bir şeyler arıyorum. O papatyaları niçin aldın? Ne zamandan beri insanın sevgilisine çiçek alması suç oldu? Burak. Bir şey buldum galiba. Eski bir bilgisayar oyunu varmış. 53. seviyeye geldiğinde kriz geçirtiyormuş. Ne yazık ki anjiyo sonucuna göre lezyon dev koroner arter anevrizması. Ayrıca kalp odacıklarınızın arasında fistül var. Peki tedavisi kolay mı? Siz soruyu cevaplamadan bir hafta sonra evleneceğimizi hatırlatmak istiyorum. Gelinliğim hazır. Davetiyeleri yolladım. Hayatım. Anevrizmayı ameliyat edebiliriz. Ama bu tür lezyonlar son derece hassastır. Ameliyat esnasında patlama ihtimali çok yüksek. Peki sokakta yürürken patlamasını engelleyen bir şey var mı? Yok. İkisi de aynı riski taşıyor. Olamaz. Bu imkansız. Sakin ol Sanem. Olmayacağım. Bunu kabul etmek zordur biliyorum. Ama siz ameliyat edeceksek bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Biz evleniyoruz. Hayatım. Biz evleniyoruz. Hayatım. Biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz. Hayatım. Biz sizi biraz yalnız bırakalım da düşünün isterseniz. Fikret. Buyurun hocam. John Hopkins'ten gelen yetkililerle yapacağımız toplantıya bir asistan katılsın diyorum. Boş olan asistanlardan birini yönlendirebilir misin? Tabii hocam, hemen ilgilenirim. Ha Fikret. Bir de bu geceki yemeği asistanlara bildirdin değil mi? Evet hocam. Hepimiz orada olacağız. Hı, güzel.
Bilgi, ne yapıyorsun? Artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim. Bak Bilge, tahlil sonuçlarını daha almadık. O yüzden ayaklanman doğru olmayabilir. Ben gayet iyiyim. Hastalarımla ilgilenmem lazım artık. Hem bir şey olursa da hastanedeyim zaten. Bilge, sen de doktorsun. Bu yaptığın doğru olmadığını biliyorsun. Seninle daha fazla uğraşamayacağım. En azından benim sözümü dinleyen başka hastalarım var. Gidip onlarla ilgilenmeliyim. Ya hiçbir şey anlamadım. Yani bilgisayar oyunu mu oynayacağım? Evet. Ne işe yarayacağını bir daha anlatır mısınız? Ekrana yakından bakınca ışıklar daha yoğunlaşıyor ve titreşiyor. Bu da nöbet geçirmenize neden olabilir. Şu tuşları kullanacaksınız. Hala bana güvenmiyorsun değil mi? Sen de güvenimi kazanmak için çok da bir çaba sarf etmedin. Ela! Ela! Sabahtan beri seni görmeyi bekliyorum. Dün gece için gerçekten üzgünüm. Gece sonra aradım seni ama uyumuştun. Levent. Merhaba. Merhaba Bilge. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Müsaadenizle beni bekliyorlar. Karar verdiniz mi? Ameliyat için mi? Hala konuşuyoruz. Acaba düğünden sonra mı bıraksak diye konuşuyoruz. İzninizle. Durumu nasıl? Hala aynı. Bu iyi bir şey değil mi? Hayır. Pek sayılmaz. Durumunuzun ne zaman kötüleşeceği belli değil. Ameliyat olmayıp giderseniz kötüleşmeniz an meselesi. Düğüne kadar dayanamayabilirsiniz de. Yani son ana kadar sağlığınız iyiymiş gibi gözükecek. Yani? Yani sizi ameliyat olmaya ikna etmeye çalışıyorum. Bugün ölsün diye mi? Ameliyat olmasa da ölebilir. Ama doktor saat işinde bir numaradır. Bu sizin için büyük bir şans. İzninizle. Ne haber Hasan? Hı? Annen nasıl? İyi. O da seni sorup duruyor bana. Annem de teyzemler de seni çok sevmişler, onu anladım. Sağ olsunlar. Ben de onları çok sevdim. Seni de nasıl el üstünde tuttukları belli. Aslında... neyse, boş ver. Ne oldu söylesene. Ya annemin saçmalıkları işte. Önemli bir şey değil. Hadi söyle Hasan. Kuzenim, Belma teyzemin kızı. Haftaya nişanlanıyordu. Annemler seni de nişanına davet etmemi istediler. Yani tabii sen de gelmek istersen. Yani gelmek zorunda da değilsin tabii.
önemli biri değil. Ne diyorsun? Gelecek misin? Yani annem davet ediyor, ben o yüzden soruyorum. Aslında hoş olabilir. Zenan'la Kader'e de haber veririz. Hem Zenan da Belma teyzeni çok sevmiş. Eminim onlar da gelmek isteyecektir. Bir mahsur olmaz herhalde, değil mi? Yok canım. Olmaz tabii. Niye olsun ki? Bunlar ne şimdi? Kahve. Ne yapacağım bunları? Aa, ama... Şimdi... Bir anda çok miktarda kafein alma krizinizi tetikleyebilir. Yani? Yani hızlı bir biçimde bu kahveleri içeceksiniz. Ben bu kadar kahveyi içemem. Lütfen Zuhal Hanım, içmeniz gerekiyor. Hadi kafein nöbet geçirmeme yarayacak. Peki bu kekler, poğaçalar ne oluyor? Onlar midenizin kahveden rahatsız olmaması için. Olur. Uzun zamandır hamur işi yemiyordum zaten. Neden? Çok yoğun çalıştığım için spor yapmaya vaktim olmuyor. O yüzden de yediklerime dikkat etmem lazım. İşinde ne kadar iyi olursan ol, dış görünüş çok önemli. Ama şu an hastayım. Doktorum yememi söylüyor. Afiyet olsun. Merhaba Sanem Hanım, iyi misiniz? Annem saklama demişti. Efendim? Anlayamadım. Faturalar. Bir şey olursa diye sakladım. Gelinliğimin, salonun depozitosunun, davetiyelerin faturalarını sakladım. Annem saklama uğursuzluk getirir demişti. Ama sakladım. Bilemedim. İnanmam ben böyle şeylere aslında. Ama haklıymış. Lütfen, sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Tamam diyorsun. Sonunda hayatımın aşkını buldum diyorsun. Hayaller kuruyorsun. Sonra bir gün sana evlenme teklif ediyor. Mutluluktan uçuyorsun. Küçüklükten beri hayalini kurduğun gelinliği alıyorsun. Hatta doğmamış çocukların için bile plan yapıyorsun. Her şeyi düşünüyorsun da... ...bir anda bütün hayatının mahvolabileceğini hiç düşünmüyorsun. Ben bütün bu hayalleri daha önce de kurdum. Ve o zaman da yine böyle her şey mahvolmuştu. Yeter. Bir damla kahve daha içemem artık. Hatta uzunca bir süre kahve görmek bile istemiyorum. Peki Zuhal Hanım. O zaman biraz daha oyun oynamayı ne dersiniz? Kesinlikle. Zaten çok heyecanı bir yerinde bıraktım. Aynı yerden devam edebilirim değil mi? Tabii. Belki de oyuna ara vermeseydiniz çoktan amacımıza ulaşmış olurduk. Hem bu kadar da kahve içmek zorunda kalmazdınız. İyi mi Kader? Allah'ım yarabbim ya. Ameliyat için hastayla görüşme yapıldı mı? Evet Suat Bey. Karar vermelerini bekliyoruz. Zenat.
Evet. Saatlerdir bir adım bile yol alamadık. Eğer kahve içirmekle vakit geçirmeseydik, çoktan krizi yakalardık. Kabalık etmekten zevk mi alıyorsun? Kusura bakma ama bilgisayar oyunuyla çok daha fazla vakit kaybettik. Bilgisayar oyunu Merhaba. Mu? Merhaba. Mesele nedir abi? Hastanın epilepsi krizini tetiklemek için Burak Bey'in daha iyi yani fikri. Ha. Hastanın yorulması gerekir aslında. Zihinsel bir yorgunluk yani. Ben de öyle söyledim. Gerçi bilgisayar oyunu oynaması da hastayı yorar. Sanem Hanım. Suat Bey'e Sefa'nın ameliyat olacağını söyler misiniz? Bu harika bir haber. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Bunu kaldıracak güçte değilim. Ama Sanem Hanım, Sefa Bey zor bir ameliyat geçirecek. Yanında olmalısınız. Ne yazık ki olamayacağım. Çünkü gidiyorum. Lütfen. Ben o kadar güçlü biri değilim. Bu sabaha kadar size en ihtiyaç duyduğu anda bırakıp gideceğiniz bu adamla evlenmeyi düşünüyordunuz. İyi günde ve kötü günde. Şimdi ise... Anlamıyorsunuz. Ben bunu yapamam. Bir daha kaldıramam. 10 sene önce de böyle oldu. Her şey aynıydı. Onu çok seviyordum. Düğünüme bir hafta kala. Ne? Anevrizması patlamış olabilir. Hemen Suat Bey'e haber verelim. Peki efendim. Nabzı kaç? 55. Nabzı düşüyor doktor hanım. Suat Bey'e haber verdiniz mi? Evet efendim. Hemen hastayı hazırlayalım. Nöbet geçirme noktasına ulaşmamıza 12 seviye kaldı. Bu akşamki randevunuzu da ayarladınız ki işinize dönebildiniz Burak Bey. Bu tavırların daha ne kadar sürecek acaba? Sıkılmaya başladım artık. Bunu anlamak güç değil. Seni tutan bir şey yok. İstediğin an gidebilirsin. Sürekli sorun çıkartıyorsun. Bu kadar güvensiz olursan bir şeyleri nasıl yoluna koyabiliriz? Söyler misin? Evet. Ben zaten sırf sorun çıkarmak için sana güvenmiyorum. Yoksa sen buna yol açacak hiçbir şey yapmadın. Yalan söylemedin, beni aldatmadın. Geçmişi bir kenara bırak artık. Yeter. Tekrar tekrar özür dilemekten bıktım ya. Ne zaman mantıklı bir açıklama yaptın ki? Ayrıca aldatmanın nasıl bir açıklaması olabilir? Levent Bey'i ara çabuk. Çabuk Levent Bey'e haber ver. Clem.
Anevrizma bayağı büyükmüş. Daha büyüklerini de gördüm. Ama yine de zor bir ameliyat. Tampon monte. Kadın nişanlısını hiç düşünmeden bırakıp gitti. Bu nasıl bir bencilliktir, aklım almıyor. Benz. Ela, ela aspiret. Koşullarını bilmediğiniz insanların o koşullar altında verdikleri kararları bu kadar kolay yargılamak bize düşmez Senan Hanım. Bence. Artık diremleri koyup kapatabiliriz. Hem bazen gitmek zorunluysa gitmeyi de bilmek gerekir. Clamp. Aslan'ın nöbeti nasıl başladı? Biz Aslan'ın yanında Burak'la tartışmaya başladık. Tartışma büyüyünce de hasta birden nöbete girdi. Sanem. Sanem nerede? Sanem Hanım burada değil. Anlamadım. Nerede? Sanem Hanım gitti. O burada değil. Ama siz buradasınız. Hayattasınız. Önemli olan da bu. Gitti mi? Beni terk mi etti? Nasıl bir insan yapar bunu? Sefa Bey. Eğer kadın sevmiyorsa, yani adamın onu sevdiği kadar sevmiyorsa, o zaman o adamı hak etmiyordur. Şiddetli bir epilepsi krizi geçirdiniz. Ama bu sayede sorunun merkezini bulduk. Artık sizi ameliyata alabileceğiz. Bu ameliyat ne kadar riskli doktor bey? Bütün ameliyatlarda belli bir risk oranı söz konusudur. Kraniotomin de riskli bir ameliyat elbette. Ama riskleri nöbetlerin hayatınız üzerindeki olumsuz etkileriyle karşılaştırmalısınız. Ya bu krizlerin sebebi benim hayat tarzımsa? Epilepsi krizimi tetikleyen şeyin onların kavgası olduğunu biliyorsunuz değil mi? O konuyu daha sonra halledeceğim. Merak etmeyin Zöhre Hanım. Hayır hayır doktor bey. Demek istediğim bu değildi. Uzun zamandır bugünkü kadar güzel vakit geçirmemiştim. Hiç telefonda konuşmadım. Hiç düşünmedim. Oyun oynadım. Eğlendim. Ben hiç eğlenmiyorum Levent Bey. Hiç arkadaşım yok. Sadece çalışıyorum. Hayatım işim ve epilepsi nöbetlerimden ibaret. Bir boşanma avukatı olarak hayatım 15 yıldır insanların kavga etmesini izlemekle geçti. İşe ara verince nöbetlerin son bulması tesadüf değil. Ama onlar kavga etmeye başlayınca nöbet geçirdim. Yani eğer hayatımı değiştirirsem
ve nöbetlerin nedenini ortadan kaldırırsam hastalığım da kendiliğinden iyileşecek demektir. Bakın, sizinle bir anlaşma yapalım. Ben hayatımı değiştireyim. Eğer işe yaramazsa gelirim ve beni ameliyat edersiniz. Olur mu? Pekala. Anlaştık o zaman. Geçmiş olsun. Bakın arkadaşlar, her ne kadar ettiğiniz kavga hastamızın hayatında iyi bir gelişmeye yol açtıysa da aslında benim rapor tutup bu durumu Haldun Bey'e bildirmem gerekiyor. Biliyorsunuz. Haklısınız hocam. Doğru söylüyorsunuz. İlk kez böyle bir şey olduğu için şu an sizi sadece uyarıyorum. Şimdi gidip hastanızdan özür dileyin. Ve emin olun bir daha böyle bir şey olursa affetmem. Şey, Zuhal Hanım, biz sizden özür dilemek istiyoruz. Evet, gerçekten çok üzgünüz. Hayır, özür dilemenize gerek yok. Aslında benim hayatımla ilgili iyi bir şeye sebep olduğunuz için size teşekkür etmem lazım. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Hı hı. Siz doktorlar ağır yaşam belirtisidir dersiniz ya. Evet. Kavgada aşk belirtisidir. Ha Ela, ben de seni arıyordum. Haldun Bey toplantıda bir asistana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de seni görevlendirdim. Yarım saat sonra hazır ol. Peki efendim. Hem Suat Bey'le ilgili neler olduğunu öğrenirim. Peki. Konuşkan Ayhan geldi, yanına giyinmeyelim. Of ya. Neden açmıyorsun Hasan? Önemli biri değil. Heh, işte. Ver o telefonu, göstereceğim. Ne göstermesi Burak ya? Ver, ne diyorsun sen? Bırak abicim, ne yapıyorsun? Saçmalama. Ver. Oğlum bıraksana. Ver abi, bir dakika ya. Abi ne bırak. Oluyor ya? Abicim ne diyorsun? Bıraksana telefonumu. Ver. Allah Allah abicim. Ne yapıyorsunuz? Kaç gündür senin yüzünden bana kızıp duruyorsun. Gör işte. Onları da ben değilim Hasan. Ya. Ya ver telefonu. Gördün mü? Hadi öp barışalım. Hadi. Yapma. Ela. Ela bekle. Ela, biliyorum seni çok beklettim dün gece. Çok üzgünüm. Bekletmiş olman önemli değil Levent. Tekneye dönünce seni aradım ama uyumuşsun. Zenan açtı telefonu. Evet, söyledi aradığını. Ela bak, gerçekten çok üzgünüm. Bana kızmakta haklısın. Ama aniden acilden telefon gelince, yani Bilge'nin fenalaştığını haber verdikleri ve hemen hastaneye dönmemi istedikleri için ben de... Demek o yüzden telefonu Bilge açtı. Ne telefonu? Dün gece sen gecikince merak edip aradım. Telefonu Bilge açtı. Senin meşgul olduğunu söyledi. İyi de bana aradığını söylemedi. Tabii ya. Ah Bilge, ne zaman vazgeçeceksin? Çok üzgünüm Ela. Senden çok özür dilerim. Ama bilseydim böyle bir şey yapmasına asla izin vermezdim. Onunla konuşacağım.
lütfen sen de bana güven. Ve bir şeyler ters gittiğinde bana açıkça sor, olmaz mı? Seni bir defa daha kaybedemem. Bunu göze alamam. Tamam. Haklısın. Hem ben de seni... Bir dakika. Toplantıyı unutuyordum neredeyse. Çok geç kalmışım. Hemen gitmem lazım. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Evet. Besin zehirlenmesi geçirmişsiniz Ayhan Bey. Midenizi yıkadık. Geçmiş olsun. Pek de geçmiş sayılmaz Fikret Hanım. Kendimi daha iyi hissediyor olabilirim ama bu sorun tamamen geçti anlamına gelmez. Neden zehirlendim? Ne oldu da zehirlendim? Esas soru bu. Evet evet. Sağlığına bu kadar özen gösteren bir kişi şimdi bu hale geliyorsa gerisini düşünmek bile istemiyorum. Ayhan Bey bakın. Midenizde birçok besin vardı. Bozuk olan herhangi birinden zehirlenmiş olabilirsiniz. Ama şu anda iyisiniz. Yani artık bir tehlike yok. Öyle demeyin Fikret Hanım. Bakın benim şimdi bunları öğrenmem lazım. Kahvaltıdan bu yana yediğim şeyleri düşünüyorum. Toz, domates. Sabah kahvaltısında domatesi çok sever. Ayrıca domatesin kabukları ince ince soyulacak. Yoksa hayatta ağzına sürmez. Evet, biraz da zeytinyağı ve kekik. Üf, acıktım yine be. Neyse, ne diyordum ben? Ha, sonra öğle yemeğinde tavuk ve salata ve nohutlu pilav yedim. Başka ne yemiştim? Anne ben ne yedim başka? Ay hiç hatırlamıyorum canım. Ben de pek hatırlamıyorum. Haldun Hoca hepimizden çok memnun olduğunu anlattı. Sonbaharda büyük bir tıp kongresi olacakmış Amerika'da. Bütün asistanları davet etmek isteriz dediler. Düşünsenize İnan. Amerikalı ünlü cerrahların konferanslarını dinleyebileceğiz. Ela. Beni hazırlamana gerek yok. Ne olduysa dost doğru söyler misin? Suat'ın durumu neymiş? Ela, ne olduysa bilmek istiyorum durumu. Suat Bey'i Amerika'daki hastaneye transfer etmek için... ...bir süredir Haldun Bey'le görüşüyorlarmış. Zenan, Suat Bey Amerika'ya gidiyormuş. Zenan, bir şeyler yapman lazım. Ne yapabilirim ki Ela? Yapacak olsam bile neyi değiştirebilirim? Her şey olup bitmiş bile. Ne demek değiştiremem Zenan? Hem daha hiçbir şey kesinleşmedi. Bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Suat gibi bir cerrah böyle bir teklife hayır der mi? Hem kim der ki? Suat bu ilişkiden çoktan vazgeçti Ela. Ben onun için çoktan bittim. Yanı başımdayken bu ilişkiye sahip çıkmadı. Ya istesem de artık yapabileceğim bir şey yok. Gidecek biliyorum. Zenan, şimdi bir şey yapmazsan çok pişman olacaksın. Onu seviyorsun. O da seni çok seviyor. Lütfen bir kez olsun gururuna yenilme. Aşkın için bir şey yap. Gitmedi. Tamam anladım. Soracağım onları. Ayhancığım. Bir dakika anne. Dün konuştuğumuzda söyle yavrum. Hadi sordun mu? Kapatıyorum Nil. Bir arkadaşım benim için internette küçük bir araştırma yaptı Fikret Hanım.
Besin zehirlenmesine olası nedenleri, mide yıkanmasından sonra yapılması gerekenler. Uzun bir prosedür söz konusu. Hay Allah, nereden geldi bunlar başımıza? Ayhan Bey, hanımefendi bakın. Mukaddes efendim, mukaddes. Evet, Mukaddes Hanım, Ayhan Bey. Bir de alerji riski var tabii ki bu çok trajik sonuçlar doğurabilir. Her tarafında küçük kırmızı benekler çıktığını, ay anne düşünsene. Allah göstermesin, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Mukaddes Hanım, bakın. Ayhan Bey midesini yıkadık. Herhangi bir risk kalmadı, merak etmeyin. Yani taburcu olabilirsiniz artık. Şaka yapıyorsunuz herhalde. En az 24 saat müşahede altında tutulmalıyım. Ya beklenmedik bir şey olursa, birden bir şey oldu diyelim. Oldu, olamaz mı? Ya birden oldu, ne olacak? Bilge. Ah Levent, ben de seni arıyordum. Bugün yemeğe birlikte inelim mi diyecektim. Bilge, dün gece telefonumu neden açtın? Elan'ın aradığını bana neden söylemedin? Bilge, bana bir cevap verecek misin? Dün gece fenalaştığımı, bana acil müdahalede bulunulduğunu unuttun herhalde. O haldeyken Elan'ın aradığını unutmuş olmam gayet normal. Peki Bilge, tamam. Umarım anlattığın gibidir. Ama sana son kez söylüyorum. Benden ve Ela'dan uzak dur. Ayhan Bey. Buyurun, istediğiniz çıktıları alın. Çok teşekkür ederim. Şey, şurada... Heh, istatistikler. Hocam şey... Ben Ayhan Bey'in istediği makaleleri... Asistanınızdan besin zehirlenmesiyle ilgili literatürü taramasını... ve bazı önemli hekimlerin konuyla ilgili makalelerini bana getirmesini istemiştim Fikret Hanım. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi bir bakalım. Hah, işte burada. Bahsettiğim alerji riskinden bu makalede ayrıntılarıyla bahsediliyor. Yakından bakmak ister misiniz? Suat, hadi sen artık git. Halletmen gereken işlerin vardır. Suat, evine git. Seyahat için gerekli hazırlıklarını yap. Pek yok aslında. Onlar gerekli tüm işlemleri halletmişler hocam. Bana bir tek bavulumu toplamak kaldı. Suat, zor bir ameliyatta öyle anlar gelir ki... Yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide çok hızlı bir karar vermemiz gerekir, değil mi? Evet hocam. Neyse ki hayatta her zaman böyle olmak zorunda değiliz. Büyük bir kararı sakin bir kafa ve huzurlu bir yürekle vermek gerekir. Derin bir nefes alıp, iyice düşünüp... Ha? Evet. Anlıyorum hocam. Kararın ne olursa olsun, sen çok başarılı bir cerrahsın. Nerede olduğun bu gerçeği hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Bunu bilmeni isterim. Çok teşekkür ederim hocam. Bir de Halun Bey'e mi sorsak Fikret Hanım? Geçen sefer fıtık ameliyatım boyunca bana hep yardım etti, aydınlattı. Evet, Haldun Bey tam bir koruyucu hekim. Sağ olsun ameliyattan sonra her gün aradı. Hep yönlendirdi. Nasıl kalkacak, nasıl yatacak, nasıl oturacak, ne yiyecek bu çocuk? Hepsini bir bir anlattı. Anlıyorum. Ama yine de mide yıkama işlemini Haldun Bey'e sormamız biraz aşırı kaçabilir. Nasıl yani? Neden? Zira basit bir işlem.
Daha önce de söylediğim gibi çok geniş bir literatürün var olduğunu da söyleyemeyiz. Haldun Hoca'yı meşgul etmeyelim böyle bir konuyla. Aa, ne meşgul etmesi? Bundan doğal ne olabilir? Kafamızda soru işaretleri mi kalsın yani? Bence de. Annem çok haklı. Bu yaklaşımınızı kınıyorum Fikret Hanım. Sizin gibi başarılı bir hekim, ki alanınızda ne kadar başarılı uzman olduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Kaç makaleniz var, şimdiye kadar kaç ameliyata girdiniz, hepsini ben çok iyi biliyorum. Böyle bir vakayı küçümsemenize inanamıyorum. Buna gerçekten inanamıyorum. Aşırı çalışmaya bağlı olarak ağır stres altında olabilir misiniz Fikret Hanım? Size bu cümleleri strese bağlı kayıtsızlık söyletiyor olabilir mi? Haftada kaç saat çalışıyorsunuz Fikret Hanım? Bir süre izin alsanız bence iyi olacak. Ne dersiniz? Bunları hiç düşündünüz mü? Vallahi bana da öyle geldi. Biraz stres var gibi. Ayhan Bey, taburcu edilmeniz için talimat veriyorum. Mukaddes Hanım, oğlunuz iyi ve artık çıkabilir. Fikret Hanım, Fikret Hanım durun bir dakika, rica edeceğim, beni dinleyin. Aşırı duygusal tepkiler veriyor. Stres. Evet. Korkarım hocanız yoğun bir stres altında. Uzman yardımı alması gerekebilir. Onları bir araya getirmek için bir şeyler yapmalıyız. Ela, bunu daha önce denedik ve neler olduğunu gördük. Eğer konuşmazlarsa her şey için çok geç olacak. Suat Amerika'ya yerleşecek, anlamıyor musun? Haklısın. Bu sefer durum çok daha ciddi. Ama onların bir şey yapması lazım. Bizim müdahale etmemiz yine ters tepebilir. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. İlişkileri için bir sınav bu. Bununla kendileri yüzleşmeliler. Anlıyor musun beni? Ben bu işin böyle bitmeyeceğine inanıyorum. Suat ve Zena mutlaka ilişkilerine sahip çıkacaklardır. Merhaba Selin. Nasılsın? Bak, bütün gün çok yoğun olduğum için açamadım telefonu. Bak ne diyeceğim. Bu gece görüşelim mi? Evet. Ama önce hastanenin bir yemeği var, ona katılmam lazım. Yemekten sonra görüşürüz. Ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Fikret Hanım, bir saniye lütfen beni dinler misiniz? Buldum, sebebini buldum. Dün akşam gittiğim şey lokantası. Bütün suç onlarda. Zehirlenmemin sorumlusu onlardır. Sürüm sürüm sürünürler inşallah. Onları dava edeceğim. Sağlığımla oynadılar, perişan ettiler beni ya. Zehirlediler. Şahidim olmanızı istiyorum. Mahkemeye gelip benimle ifade vermelisiniz. Tıp neferi olarak bunu yapmalısınız. Sonra da size şu yüksek stres meselenizle ilgileniriz. Durun lütfen, bekler misiniz? Yüzünü görür müyüm? Gündüz beni uzatsın.
olsam geceler bir kördüğüm. Beni niye buraya çağırdın? Çünkü burası seni ilk öptüğüm yer. Benim yüzümden çok üzüldün Ela. Ben de senin keyfini yerine getirecek, bütün kötü anıları silecek bir şey buldum. Neymiş o? İşte bu. O ne? Rotamızı belirleyecek harita. Ne rotası? Mavi yolculuğa çıkacağız. En uygun zamanda. Mesela önümüzdeki ay. Mavi yolculuk mu? Ben hep böyle bir şey yapmak istemiştim. Baş başa, her şeyden uzak. Sadece sen ve ben. Bir gün doğumuyla yola çıkacağız. Ben kaptan olacağım. Sen de benim güzel deniz kızım. Bütün sorunları, bize engel olmaya çalışan herkesi, her şeyi karada bırakacağız. Deniz hepsini unutturacak bize. Gerçek olamayacak kadar güzel. Sen de gerçek olamayacak kadar güzelsin Ela. Ama işte bak, buradasın. Yanımdasın. Levent, bu harika bir şey. Keşke hemen yola çıkabilsek. Çıkacağız sevgilim. En kısa zamanda çıkacağız. Hiç demir atmayacakmış gibi deniz bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Yeter ki sen yanımda ol. Mutlu ol. Ben hayatta başka bir şey istemem. Desene adam Gestapo'nun kabusu olmuş. Aynen öyle. Daha önce kasık fıtığı için geldiğinde Gestapo Haldun Bey'e havale edip kurtulmuştu adamdan ama bu sefer öyle olmadı işte. Ela, ne giyeceğiz akşamki yemek için? Elbise mi giymek lazım, pantolon mu acaba? Bilmiyorum kader. Eve gidince düşünürüz onu. Hazırlanmak için saatlerce oyalanmayacağınıza söz verirseniz sizi almaya gelebiliriz. Değil mi Hasan? Ben o yemeğe gelmeyeceğim. Bizi Levent Bey alacak. Sağ ol Burak. Bir müsaade ederseniz giyineceğiz. Gidelim. Evet çocuklar, herkes yemeğe geliyor değil mi? Hocam. Ben gelmesem olur mu? Bu hepimizi ilgilendiren profesyonel bir iş yemeği. Senin için ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ama Haldun Bey hepimizi orada görmek istiyor. Bunu anlıyorsun değil mi? Zeynep, iyi misin? Nasıl gelirim? Hiçbir şey yokmuş gibi. Benim için sıradan bir iş yemeğiymiş gibi nasıl davranırım? Zeynep, hala geç kalmış sayılmazsın. Lütfen bir şeyler... Fuat'ın kalkıp gideceği bir masada nasıl oturabilirim Ela?
Senan, kendine daha fazla eziyet etme, ne olursun. Bak, bunu bir sınav gibi düşün. Çok zor bir sınav. Hem sen zor sınavları hep başarırsın. Bu da onlardan biri yalnızca. O zaman hadi hazırlanın artık. Hayatımın en büyük sınavında yanımda olacaksınız. Çıkışta bir şeyler mi yapsak? Benim planım var, size katılamam. Vay, ne planıymış bu sarı kuş? Selin'le buluşacağım. Amma hızlı çıktın be sarı kuş. Beni bile şaşırtıyorsun. Yakında boynuz kulağa geçecek bu gidişle. Hoş geldin. Hocam kusura bakmayın, geciktim biraz. Olur mu canım? Bu kadar kısa zamanda hazırlanman bile bir mucize zaten. Suat, sen gelmeden önce biz de son ameliyatından bahsediyoruz. Evet. Yangın yeri, yokluğun yangının alevi.
söyle gitmenin sebebi neydi? Geceler bir kördüğüm, kapıları kapatsam yalnız üşür müyüm? Bir kuş olup da uçsam üzerine süzülür. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bu kadar kısa bir zamanda bütün hayatını değiştirecek bir karar verdin Suat. İnşallah pişman olmazsın. Umarım. Hocam izninizle ben artık kalkayım. Daha evden valizlerimi alıp annemlerle vedalaşacağım. Saat de epey geç olmuş zaten. Sohbet iyi olunca vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Biz de kalkalım artık. Hem seni de yolcu etmiş oluruz. Sağ olun hocam. Buyurun. Gerçekten çok güzel bir gece oldu hocam. Sizinle havaalanına kadar gelmemizi istemediğinizden emin misiniz Suat Bey? Evet, hem yolcu etmiş olurduk. Teşekkür ederim, gerçekten gerek yok. Pekala. Israr etmeyeceğiz daha fazla. Nasıl istersen öyle olsun. Kendinize çok iyi bakın Suat Bey. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar Suat. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacın olursa ben hep buradayım. Have a good flight Suat. Thank you. Thanks. Good night. Have a good flight Mr. Birten. Tomorrow we also have an early flight. See you there. Bye. See you. Suat Bey, hoşça kalın. Sağ ol. Hocam, hoşça kalın. Sağ ol Burak. Hocam, iyi yolculuklar. Ben de Sena'la gideyim. Burak sonra telefonlaşırız. Tamam. Bekle, bekle. Selin neredesin? Hasan, saçmalama ya. Zenan bir şeyler yapmalısın. Zenan onu durdurmalısın lütfen. Yapacak hiçbir şey yok kader. Gitti işte. Her şey bitti. Hiçbir şeyin bittiği yok. Eğer hemen gidersen yetişirsin. Eğer şimdi bir şey yapmazsan ileride bunun hesabını kendine nasıl vereceksin? Lütfen, aşkın için bir şey yap. Durun, ben iniyorum. Siz devam edeceksiniz. Bak, her şey çok iyi olacak. Güven bana, tamam?
Allah Allah. Şarjı bitti herhalde. Evde de nasılsa. Gidip bir sürpriz yapayım. Taksi. Hala inanamıyorum ya. Suat Bey gitti ve Zenon hiçbir şey söylemedi. Böyle birdenbire. Sözsüz. Sessiz. Adam gider. Kadın susar. Aşk biter. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Sürpriz. Kader. Burak bir şey mi oldu? Burak, hadi gelmiyor musun? Kader yanlış anladı. Kader, düşündüğün gibi değil. Kader! Şu arabayı takip eder misiniz? Sevmiyorsa, yani adamın onu sevdiği kadar sevmiyorsa, o zaman o adam hak etmiyordur. Gitme. Lütfen kal. Eğer sevseydi, kal derdi. Bırak gitsin. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Geri dönüyoruz. Thank you.
gitsek bile çıkarız biz düze. Onu bir daha görmeyi inan istemezsin. Sana da acı verir bu son hallerim. Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin. Ama şimdi başka renkte bakıyor gözlerim.